Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ikinci Ramses'i fulluyoruz arkadaşlar. Ve biraz ikinci Ramses'ten bahsedeceğim. Fullledikten sonra şu anda heykellerimiz hazır. Biliyorsunuz ki arka arkaya birçok heykel veren etkinlik geldi. Bu etkinlikler sayesinde de hızlı bir şekilde heykellerimizi alarak Ramses'i fulleyeceğiz arkadaşlar. 93 heykelim oldu. Zaten 80 istiyor son skill'e. Onu da hemen şuradan basacağım arkadaşlar. 80'i. Daha yanımızda da hatta 13 heykelimiz de kaldı tekrardan. Tabii şimdiki hedefim benim bu heykelleri biriktirmek. Daha sonra önümde bir karar verdikten sonra o zamana kadar birikecek. Bir karar verdikten sonra belli bir komutanları fullemeye ona göre yönlendireceğim. Ama aklımda birkaç plan var. Bakacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle basıyoruz ve ekspertiz skillini açıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda Ramses'i fulledik. Bununla beraber 7 tane full efsanevi komutanım olmuş oldu arkadaşlar. Zaten okçu komutanlarım komple 5 tanesi Elcit hariç. 6 tane normalde efsane okçu komutan var. Elcit hariç 5'i fullenmiş oldu. Elcit de kötü seviyede değil. O da 5-5-5 herhalde şekilde bekliyor. Son skill'i 1 full altın hatlardan yavaş yavaş kasılıyor diye ellemiyorum ona hiç. Onun yerine başka komutanlar fullerim. Evet. Ramses nasıl bir komutan? Kimlerle iyi kombin oluyor? Bunlardan biraz bahsedeceğim hem fullemişken. Bir de yetenek ağacından bahsedelim. İlk girişi yetenek ağacından yapacağım. Daha sonra hızlı bir şekilde skillerine hızlı bakarak hangi komutanlarla uyumlu olduğunu söyleyeceğiz. Yetenek ağacı ile ilgili arkadaşlar full okçu kısmını da verdim. Bu benim kendi hani yaptığım yetenek ağacı. Bir yerden kopya yaparak veya bir yerden bakarak yapmadım. Kendim Ramses'i kullandıktan sonra hangisi uyumlu olur, hangisi olmaz şeklinde yaptığım bir yetenek ağacı. Çok da zaten başka yerlerden alacağınız yetenek ağaçlarda da çok aşırı farklar olmayacaktır. Tek tük farklar olacaktır. Şurada gördüğünüz çarpışma esnasında 10 saniyede bir verilen tüm hasarı 2,5 %2,5 arttırır. Bu 10'a kadar maksimum %10'a kadar çıkıyor. Bu da güzel bir özellik diye bunu açtım. Burada en güzel saldırıdaki özellik bence şurası. Komutan yıldızına göre 1,5'la çarpıyor. Yani %9 saldırı veriyor burada. 6 yıldız bir komutan olduğu için %9 saldırı veriyor. Bazıları açarsanız görürseniz benim arkadaşlar da söylediğine göre şu kısma veriyorlarmış. Ben onun yerine okçunun %3 saldırısı var. Mesela okçu birimlerinin %3 saldırısını arttırana vermeyi tercih ettim. Ama bu da verilebilir tabii ki. Çünkü tüm hasarı %6 arttırıp alınan tüm hasarı da %3 arttırıyor. Bunu biraz daha hani oran yaptıkları zaman Ramses de evet etkili olabilir. Yalan değil. Hani buna da verilebilir. Ama ben şu an için bu şekilde yaptım. Yetenek ağacımız bu arkadaşlar. gelelim skillerine. Şimdi fullledik zaten. Artık bundan sonra beam vuruyor. Ve bunu 2 kere vuruyor. 2 saniye boyunca dediği için. Beam beam yani toplamda 2000 beceri hasarı var. %30 defans düşürmesi ve hedefi 2 saniye boyunca hiçbir iyileştirme etkisi almaması. Fullemedeki en büyük amaç bu zaten. O skillin üzerinde bulunduğu 2 saniye boyunca hero, yani Richard diyelim ki o ilk skillini attı. O iyileştirme etkisini alamıyor. Veya normal pasifiniz var. Tetiklendi o an o iyileştirme etkisini alamıyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Kötü diyemem. Richard'a karşı hani bazıları diyor ki ya nasıl denk gelecek? Şans çok zor falan denk gelmesi diyenler var ama denk gelebilir arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Hani zor diye bir şey yok. Belki 3 kere de bir kere denk gelse bile gene karlı bir olay arkadaşlar. İkincisi ki zaten biliyoruz açık alanda %40 saldırı alıyor. Diğer özelliği şurada %30 beceri hasar düşüşü çok güzel. Çünkü yani açık alanda falan savaşırken biliyorsunuz ki beceri hasarları alan vuranlar falan var. Onlar da %30 düşüş almak güzel. %40 saldırı bu tetiklenmeyle oluyor. %10 ihtimalle tetiklenebiliyor. İntikal hızı da aynı şekilde. %40 da intikal hızı tetiklendiği zaman mesela kaçan bir orduyu çok rahat yakalayabilir veya hızlı bir şekilde kaçıp hani savaşta diyelim ki araya sıkıştınız hemen kaçarak savaştan çıkmanıza çok büyük yardım olacak bir intikal hızı artımı. Gelelim dördüncüye. Dördüncüde de 500 iyileştirme var, %40 savunma var. Bu da gene size saldıran kıtaların tetiklediği bir şey %10 ihtimalle. Size 2 kıta saldırıyorsa daha çabuk tetiklenir. 3 kıta saldırıyorsa daha fazla hızlı tetiklenme ihtimali var. Birebir de gene %10 ihtimal var. 500 iyileştirme de düşük gibi gözükebilir ama gene de kötü değiller. Hiç yoktan iyidir yani 500 iyileştirme faktörü. Burada zaten son skill'i söyledik. İlk skill'i güçlendiriyor. Gelelim şimdi Ramses'in hangi komutanlarla uyumlu olacağına. Arkadaşlar Ramses'i ben denedim. Yani çoğu yani burada okçu komutanlar Elcit hariç hepsi full. Elcit'te de uyumlu. Onu da söyleyeyim. Hani full olmasa da Elcit'te de uyumlu. Yani okçu komutanlar altısı da neredeyse hepsi birbiriyle çalışıyor. Yani hepsi birbiriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor. Mesela Edward arkası Ramses yaptım. Çok gayet iyi.
Yani Edward'ın arkasına koymak da iyi. Ramsey gene Yi Song'un arkasında veya işte önde Ramses, arkada Yi Song şeklinde de çok güzel iş yapıyor. Açık alanda ben daha çok işte Ramses Artemis gideceğim yüksek ihtimalle. Önde Ramses, arkada Artemis. Sebebi ise en azından Artemis sayesinde biraz defansımı hem daha etkin hale getireceğim. Bu sayede de bu dördüncü özellik tetiklenme şansı veya üçüncü özelliğin tetiklenme şansı biraz daha fazla olacak. Yani ne kadar defansımız kuvvetli olursa o kadar çok dayanırız açık alanda. Bu sayede de bu özellikler de tetiklenirse daha fazla hasar veririz insanlara. O yüzden daha çok Ramses Artemis şeklinde düşünüyorum açık alanda. Toplu saldırılarda Edward Ramses şeklinde, önde Edward arkada Ramses şeklinde bir düşüncem var. Duruma göre şöyle bir şey de yapabilirim. Ramses önde, Yiseong arkada. Mesela diyelim ki kalabalık, çok bayrağın etrafında kalabalık insanlar, toplu saldırı açacağım. O açık alandaki savaşı kazanmak istiyoruz. O zaman Ramses önde, arkada Yiseong. Bunu yapmamın sebebini açıklayayım. Ramses önde, arkada Yiseong yaptığım zaman Yiseong'un alan hasarı var 1. Yani o alan hasarını vuracak. Oradaki orduları biz toplu saldırı dibinde savaştığımız zaman çok büyük hasarlar alacaklar. İkinci sebep ise şu. Artık arkadaşlar ileriye geldiğinde T5 oyuncularla savaştığınızda T5 oyuncular toplu saldırıları swarmlama, yani saldırıyorlar düz ordularıyla toplu saldırıya. Diyelim ki 10 ordu birden saldırabiliyor. Ramses ve Yi Song sayesinde bu ordular bana saldırdığı zaman, zaten Ramses burada asıl ana etken. Bu iki özelliği tetiklendiği zaman karşı tarafın inanılmaz kayıplar vermesine, artı benim de Ramses'in özellikle 4. skill sayesinde %40 savunma bonusu veriyor biliyorsunuz. Bu size 5 ordu 6 ordu birden saldırırsa zaten bu tetiklenme şansı çok yüksek. Yani neredeyse sürekli siz bunu tetikleyebilirsiniz, %40 savunmayı. Bir de 3 saniye sürdüğü için zaten o bitmeden bir daha tetiklenecek. Tabi steklenmiyor bu, gidip 40-40 üstüne koymuyor. Ama %40 olacak. Sürekli o %40'ınız neredeyse açık olacak arkadaşlar. 4-5 ordu size saldırdığı zaman bu defansı siz sürekli almış gibi düşünün, %40'ı. O sayede daha fazla dayanacaksınız. Mesela Edward Yiseong gittiğiniz zaman biraz daha zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Daha çabuk swarmlayıp hızlı şekilde sizi patlatabiliyorlar. Burada ikinci etmen de savunmadan da çok, şu iki tanesi. %40'ınız zaten var cepte. Bir de ekstradan şurada %40 da tetiklenme şansı var. Bu ikisi de tetiklendiği zaman %80 gibi bir saldırı. Artı Yiseong'un da biliyorsunuz şurada tetiklenme şansı olan bir okçu saldırı bonusu var. Bununla beraber inanılmaz bir yüksek hasar. Yiseong'un alan skill ile beraber bunlar denk gelme şansı da yüksek, yani az değil, emin olun. Hepsi birden denk geldiği zaman, yani orduların size saldıran ve etrafınızda savaşan ordudan inanılmaz fazla kayıplar vermesi demek. Yani matematik yaptığımız zaman bu şekilde hesaplayabiliriz, yani ikinci Ramses Yiseong şeklinde olanı. Diyelim ki açık alanda aşırı aşırı fazla savaşlar yok. Ben hani bayrağa direkt odaklı saldırıyorum ve bu bayrağı kesinlikle yakmak istiyorum. O zaman da Ramses Tomris olabilir, Edward Ramses olabilir toplu saldırılar. Açık alana çıktığında dediğim gibi Ramses'te uyumlu olmayan komutan yok gibi bir şey. Gene Edward Ramses, işte Ramses arkası Artemis, Yiseong, Tomris, bunların hepsiyle beraber çalışabilen uyumlu bir komutan. Normalde eskiden her gelen komutan geldiği komutanla çok uyumlu çalışıyordu. Mesela Attila Takeda örnek verecek olursak. Veya işte Guan Yu Leonidas da daha uyumlu çalışıyordu. Şimdi bu sefer yeni bu iki okçu komutan da, mesela Ramses Artemis'te birebir çok iyi uyumlu değil yani, normal. Ramses Yiseong'la ne kadar uyumlu, Artemis'te de o kadar uyumlu. Yani çok okçu komutanlar arasında öyle bir uyum var. Ben mesela bunların hepsini de denedim. Birebir savaşlarda veya bu normal açık alanlarda da denedim. Açıkçası birbirleriyle kullandığım zaman çok çok aşırı farklar görmedim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani çoğu birbiriyle uyumlu çalışıyor. Okçu komutan olarak Ramses gayet iyi, kullanışlı. Yani okçu oynayan oyuncular kasması gereken bir komutan. Edward'dan iyi mi kötü mü derseniz de, Edward bence bazı komutanlara karşı Edward iyi, bazı komutanlara karşı Ramses iyi. Mesela Richard'a karşı Ramses tabii ki daha iyi. Çünkü ilk becerisinin can kırması bence Ramses'i daha öne atıyor. Ama mesela normal kırılgan bir orduyla yapıyorsanız, daha kırılgan bir ordu varsa karşınızda, o zaman da Edward daha iyi bence. Yani misal örnek verecek olursak, yani o, yani birbirlerine çok denk iki komutan diyebilirim. Ramses'in biraz daha üstün olduğu alanlar olabilir. Hani daha, çünkü sonra çıkan bir komutan olduğu için belki onu kullanınca daha da anlayacağız. Fullledik zaten. Hani ben full olarak kullanmadım ama full olmadığı halde de güzel işler yaptığını biliyorum. Böyle bir komutan arkadaşlar. Gene ben bunu açıklamak istedim hani videoda, soru işareti olanlara cevap vermek açısından. Gene sorularınız olursa
Altta sorabilirsiniz. Bir de son olarak altını çizerek şunu söyleyeceğim. Okçu ile oynayan arkadaşlar hani bazen soruyorlar ya ben neyi fulleyeyim? İlk her zaman okçunun Yiseon fulleyeceksiniz. Sonra Edward, sonra Ramses şeklinde gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu üçlüyü bu şekilde fullerseniz o şekilde ilerleyebilirsiniz. Tomris'i de öneririm. Eğer daha çok free to play'siniz ama belli bir miktarda para yatırıp daha hızlı gelişebiliyorsanız, daha fazla heykel elde edebiliyorsanız Tomris'i de o arada Ramses'e gelene kadar da kasmanızı önerebilirim tabii ki. Daha sonrasında Artemis'i de gene aynı şekilde önerebilirim. Ama önceliğiniz Yiseong, daha sonra Edward, daha sonra Ramses olsun. Daha sonrasında Tomris ve Artemis şeklinde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı, desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.